Arkadaşlar türeve devam ediyoruz. Türev alma kurallarından c çarpı f(x)'in türevi. Y eşittir c çarpı f(x). Y'nin türevi c çarpı f(x)'in türevi. Yani c'nin değişimi olmuyor. Örneklere bakacak olursak y eşittir 3x kare. 3 c dediğimiz sabit sayı. 2'yi başa çarpan olarak alıyoruz ve üstü 1 azaltıyoruz. 6x. Y eşittir. Eksi 5x üzeri 7. Eksi 5 duruyor. Çarpı 7'yi başa çarpan olarak alıp x'in üzerini bir azaltıyoruz. Eksi 35 x üzeri 6 gibi bir sayı çıkıyor. Mesela fx tabi böyle. İki fonksiyonun toplamı veya çıkarmasının türevi. Şimdi fx artı gx gibi iki fonksiyon var. Bunların türevi fx'in türevi artı gx'in türevidir. Buna da değişen bir şey yok. Mesela y eşittir x üzeri 4 eksi 5 x kare artı 2. Bu fx olsun. Bu da gx olsun. Bunların türevi, bunun türevi 4x üzeri 3. 4'e baş aldık. X'in üzerine azalttık. Eksi 5 çarpı 2 çarpı x üzeri 1 artı 0. Sabit sayının türevi 0'dı. Ne olacak? 4x küp eksi 10x olarak çıkacak. Bir örnek daha verelim. 3x üzeri 4 eksi 5x kare artı 1 bölü x'in türevi. Şunu üstü alacağız. 3x 4 eksi 5x 2 artı 1 bölü x'e x'i yukarı almak için üstünü negatif yapıp yukarı alabiliyoruz biliyorsunuz. Bunun türevini aldığımda 3 çarpı 4 çarpı x üzeri 3 eksi 5 çarpı 2 çarpı x eksi 1 çarpı x üzeri bir azaltırsam eksi 2 olur. 4 kere 3 12 12 x üzeri 3 eksi 5 çarpı 2 eksi 10 x eksi şu eksi 2 x üzeri eksi 2 artı yapmak için bunu paydaya yazmam lazım. 1 bölü x kare şeklinde yazarsam eksi gitmiş olur. Bu şekilde de fx'in türevini bulmuş oluruz. Fx'in türevi. Bulmuş oluruz. İki fonksiyonun çarpımının türevi. İki fonksiyon var. Fx çarpı gx gibi iki fonksiyonumuz var. Bunun türevi fx'in türevi çarpı gx artı fx çarpı g'nin türevi, gx'in türevi. Önce birinin türevini alıp çarpıyoruz, sonra toplama işlemiyle ikincinin türevini alıp çarpıyoruz. Örnek olacak verecek olsak fx x kare artı x çarpı 1 eksi x küp. Bunun türevini alacak olsak f'in türevi. Ne demiştik? Önce birincinin türevi çarpı ikinci. Birincinin türevi nedir? 2x artı 1. X'i başa aldık. 2 çarpı x üzeri 1. Üzerine 1 vardı zaten. Onun başa aldıklarında x üzeri 0 oluyor. X üzeri 0 da 1 olduğu için 1 kalıyor. 2x artı 1 çarpı gx değiştirmeden. Artı fx hiç değişiklik yapmadan. Çarpı gx'in türevi. Sabit sayının türevi 0'dır. 3'ü başa çarpan olarak alıyoruz. Çarpı x üzeri 2 şeklinde çıkıyor. Bunu açacak olursak birbirle çarpma yaparak dalma özelliğini kullanarak açarız. 2x eksi 2x üzeri 4 artı 1 eksi x küp artı bunu çarptığımız zaman eksi olur o zaman. Eksi zaten bir tane var. Bunlar. Eksi 3 x üzeri 4 eksi 3 x üzeri 3 gibi bir denklem oluşur. Bakalım x üzeri 4'ler 2 tane. Eşe 3 burada, 2 de burada. 5 tane. Eksi 5 x üzeri 4 bununla gitti. Şuradan da 4 tane. Eksi 4 x üzeri 3
artı 2x buradakiler çıktı. Bir de birimiz var tabii. Şunun artı 1. Birimiz var. Artı 1. Bir örnek daha çözelim. Fx fonksiyonu x kare artı x çarpı kök x. Şimdi kök x'i çıkarmaya söylemiştim daha önce. Bir daha söyleyelim. X kare artı x bu f fonksiyonudur. Bir de x kök x. Kök x'in üzerine 1 var. Kök yazılmadığı için 2 vardır. Bu 2'yi birinin paydası olarak yazıyoruz. X üzerine 1 duruyor. Buradaki 2'yi paydası olarak yazıyoruz. Şimdi türev aldığında önce bunun türevi çarpı bu. 2x artı 1 bunun türevi biliyorsunuz. 2 başa aldım. 2x. Bunun x'in türevi 1'dir. Artı 1 çarpı x üzeri 1 bölü 2. Artı bunun aynısı. Çarpı bunun türevi. Bunun türevi 1 bölü 2 başa alıyoruz. Çarpı x üzeri 1 azaltıyoruz. Yani eksi 1 yazdığımda. Eksi 2, eksi 1 bölü 2 çıkacaktır. Şimdi açmak gerek var mı ya da yazalım bu şekilde açmaya gerek yok. Fx'in türevinde 2x artı 1 çarpı bu kök x biliyorsunuz. Artı x kare artı x çarpı bu da 1 bölü 2 var. Bu da 1 bölü 2. Bunun pozitif yapmak için şu eksiye götürmek için payda yazmam lazım. 1 bölü 2 üzeri 1 bölü 2 olacak. X üzeri 1 bölü 2 de biliyorsunuz kök x'ti. O zaman burası 1 bölü kök x olacak arkadaşlar. Bu kadar olur. Bunu açmak isterseniz teker teker çarparak yapabilirsiniz. Bu da işimizi uzatabilir. Şimdi bunun 3 tane ya da 4 tane, 2 tane yazmışız. 3, 4, 5 tane fonksiyonun türevini alacağımızı düşünsek. Her zaman iki tane çıkmayabilir. Diyelim ki y fonksiyonu y fx çarpı gx çarpı hx olsun. Gerekirse nokta nokta varsa gideriz. Bunun fonksiyonu nasıl olur? Her seferinde birinin fonksiyonu çarpı diğerleri artı öbürünün fonksiyonu çarpı diğerleri. Yani fx'in fonksiyonu çarpı türevi fonksiyonu pardon türevi. Birinin türevi çarpı diğerleri artı diğer birinin türevi çarpı diğerleri. O şekilde gider. Gx, hx varsa diğerleri artı fx duruyor. Bu kez de gx'in türevi çarpı hx varsa diğerleri artı fx, gx çarpı hx türevi varsa diğerleri nokta nokta gider bu şekilde. Her seferinde birinin türevini alarak topluyoruz arkadaşlar. Şimdi böyle bir örnek verecek olsak. Y eşittir x. X kare eksi x 3 eksi 2 x'in türevi. Dediğim gibi bakın fx gx hx. Önce bunun türevi 1'dir zaten. Diğerleri aynı yaz. 3 eksi 2 x artı. Bunu yazıyoruz. Bu kadar bunun türevi. Bu da 2 x eksi 1. Eksi 1 çarpı diğeri. Artı. Bu kadar bu ikisi duruyor. Bunun türevini alıyoruz. X çarpı x kare eksi x çarpı şunun türevi 0 eksi x eksi 2x'in türevi de eksi 2'dir. Burası sadece eksi 2 olarak çıkar. Arkadaşlar. Burada da bir şey vermiş. X eşittir 1 için değeri sorulmuş. Değeri. X eşittir 1 için değerine x yerine 1 vereceğiz. Arkadaşlar bakın bunu tek seferde yapabiliriz. X yerine 1 verdiğinde 1 çarpı 1 eksi 1 yapacak. Çarpı 3 eksi 2 x artı 1 çarpı 2 2 eksi 1'den 1 yapacak. Çarpı 3 eksi 2 yapacak. Artı şurası da 1 eksi 1'den 0 yapacak. 0 yapacak. Sadece şurasında denk işlem çıkıyor. Sonuç çıkar. Diğerlerine 0 çıkar. Neden? X kare eksi x ise x yerine 1 verdiğinde 0 çıkar. Sadece bunun türevini aldığı yerlerde değer çıkıyor. Diğer yerlerde bunun türevini aldığı yerde ya da bunun türevini aldığı yerde bu aynen kaldığı için bunun sonucu 0 olduğu için buradan sonucu 0 çıkar. Sadece bunun türevinin alındığı yer burasında denklem çıkar. Burasının denklemi bir sonuç çıkar. Bu sonucu da ayrı bir yerde yazalım. Bunun sonucuna baktığımızda 1 çarpı 2 eksi 1 3 eksi 2 gibi sonuç çıkar. 1 çarpı 1 çarpı 1. Burası 1 çıkacaktır. Yani
X eşittir 1 için f 1 türevi 1'dir arkadaşlar. Şimdi buna ilgili bir tane daha örnek çözelim. Daha iyi anlaşılsın diye. Şimdi bunu 4 katmanlı. Genelde böyle sorular verildiğinde kolay bir yolu oluyor. Bir pratik bir yolu oluyor. Orayı bildiğimiz zaman bu işlemi uzatmaya gerek kalmıyor. Mesela x eksi 1, x eksi 2, x eksi 3, x eksi 4. Şimdi bunun türevinde 4'ü soruyor. Şimdi arkadaşlar şöyle bir bakacak olursak bunu türevini almak nasıl olacaktı? Önce bunun türevi çarpı bunlar artı. Sonra bunun türevi çarpı diğerleri artı. Bunun türevi çarpı diğerleri. Yani bu şekilde 1, 2, 3, 4, 5 tane artı yaparak uzunca bir denklem yazmamız gerekiyordu. Şimdi şunu dikkat edeceğiz. Denklemi yazmadan önce şu verilene bakalım. İstenene bakalım. 4 isteniyor arkadaşlar. Şimdi 4'ü yerine yazdığım zaman bakın. 4'ü buraya yazdım. 4 eksi 4 0 yapıyor. Yani şimdi bakın. Ben bunun türevini alıp da bunları yazdığım zaman bunları sabit yazıyorum. Bunun sonucu 0 ise tamamen 0 olmaz mı? Şimdi birincinin türevi, ikinci, üçüncü, dördüncü ve burada beşinci diyorum. Beşinci. Şimdi F4'te birincinin türevi çarpı diğerleri 2, 3, 4, 5 artı 1 çarpı ikincinin türevi 3, 4, 5 artı ben bunu uzun bir şekilde anlatıyorum anlayasınız diye. Birinci çarpı ikinci çarpı üçüncünün türevi 4, 5 artı 1, 2, 3, 4. türevi 5 artı 1, 2, 3, 4 ve 5. türevi. Şimdi bakın arkadaşlar 5. Her şeyde 0. Yani türevi alınmadığı sürece 0 çıkıyor. Bakın. Burada 5. 0 çıkıyor mu? Çıkıyor. Aynen yazılmış oluyor. 5. burada da 0. Burada da 0. Burada da 0 arkadaşlar. Şunun türevinde 0. Değer verdiğim zaman 4 değer verdiğimizde 0 çıkacak. Bunun türevini alıp da diğerlerine çarpma alanında yazdığında bunun sonucu 0 çıkacak. 0 0 çıkacak. Sadece bunun türevinde 0 çıkmayacak. Yani 5'in türevinde 4 yerine yazarsam 0 çıkmaz. Çünkü x eksi 4'ün türevi 1'dir. Zaten orada 4'ü kullanamazsınız. Yani o zaman burada f'in türevinde 4 için sadece şunun türevi olan kısmı alacağız. Yani 1. çarpı 2. çarpı 3. çarpı 4. çarpı 5. 5. türevi daha doğrusu. X eksi 4'ün türevi 1'dir arkadaşlar. Şunun bir sabit 0. X üzeri 1'dir. X'i 1'i öne alırım. Yani 1 çarpı x üzeri 0'dır. Zaten x üzeri 0 da 1 olduğu için sonucu 1'dir. Burası da çarpı 1. Şimdi 4'ü yazabilirim x yerine. 4 çarpı 4 eksi 1 4 eksi 2 4 eksi 3. Burada 4 var. Çarpı buradan 3 gelir. Çarpı buradan 2 gelir. Çarpı buradan 1 gelir. Eşittir. 2 kere 1, 2, 3, 6, 6 çarpı 4, 24. Eşittir 24 çıkacak arkadaşlar. Diğer kalan yerlerin hepsi 0 çıkacaktır. Bununla ilgili bir iki örnek daha çözebiliriz. İnşallah anlamışsınızdır. Mümkün olduğunca anlatmaya çalıştım. Yani böyle uzun bir soru verdiğinde korkmasınlar, korkmayın arkadaşlar. Mutlaka bir pratik soru vardır. Şimdi buna benzer bir örnek yazalım. X artı 2, X artı 3, X artı 4. Gerekirse çoğaltın arkadaşlar. X artı 5, X artı 6, X artı 7, x artı 8. Bunları da ben ekledim. Şimdi diyorum ki f'in türevinde eksi 3'ün değerini soruyorum. F'in türevinde eksi 3'ün değeri. İstediğiniz kadar çoğaltabilirsiniz. Sorun değil. Böyle çözüm yazalım. Şimdi daha önce anlattığım gibi bakın eksi 3 şuraya 0 yapıyor. Ben bunun türevi alıp çarpı bunları yazarsam sonuç 0. Bu haricinde bunun türevi alıp çarpı bunları yazarsam 0. Bunun türevini alır çarpı bunları yazarsam 0. Hepsinde 0 çıkacak. Sadece bunun türevi olan kısımda 0 çıkmayacak arkadaşlar. Yani bunun türevini alıp diğerlerini yazdığımızda f eksi 3 x artı 2 bunun türevi 1'dir. Çarpı 1 x artı 4 x artı 5 x artı 6
x artı 7, x artı 8. X'e 3 gördüğümde eksi 3 verirsem eksi 3 artı 2, eksi 3 artı 4, böyle gider işte eksi 3 artı 5, eksi 3 artı 6, eksi 3 artı 7, eksi 3 artı 8. Bura eksi 1 yapacak, bura 1 yapacak, 2 yapacak, 3 yapacak. Şunları paranteze almaya gerek yok çünkü eksi işareti yoktur arkadaşlar. Çarpı çarpı 4 ve 5 yapacak. Bunun çarpı 3 kere 2 6, 24, 120 eksi olduğundan eksi 120 çıkacaktır. Sorudaki sonuç farklı ama ben şunları ben eklediğim için farklı çıktı. Yani bu kadar uzun olmasın, gözünüzü kurtmasın arkadaşlar. Sadece birinin türevi yeterli oluyor. Hepsini ayrı ayrı almaya gerek yok yani. Bununla ilgili bir örneğe daha bakabiliriz. Y eşittir 2x artı 1, 3x eksi 1. Şimdi basit bir şey olsun, sonucunu soruyor. Türevi daha doğrusu. Bunun türevini alalım. Neydi? Fx çarpı gx'ten y'nin türevi. Bir daha formülü hatırlatma maksatlı. Gx türevini alacak olsak. Fx'in türevi çarpı gx artı fx çarpı gx'in türeviydi. Şimdi birincinin türevi 2x artı 1, sıraç 0, buraya 2 olur. Şunun üstü 1 olduğu için 0 alınıyor ve x yok oluyor. 2 çarpı 3x eksi 1 artı, bunun ayrı yazıyoruz. Bunun türevi de 3'tür arkadaşlar. İyice öğrenmiş olmamız lazım. İşlemi yaptığımız zaman devam ettirirsek 2 kere 3x, 6x, 2 kere eksi 1'den eksi 2, 2 kere 3 yine 6x, 3 kere 1 3. Bunun da sonucu 12x artı 1 gibi bir denklem çıkacak arkadaşlar. Evet. Bunu da az çok görmüş olduk. İki fonksiyonun çarpımının türevi. Bir de iki fonksiyonun bölümünün türevi var. İki fonksiyonun bölüm türevi. Bunda çok şey yoktur. Farklı bir şey yoktur arkadaşlar. Toplamaya çıkarmaya biraz benziyor. Şöyle çarpmaya benziyor. Pardon, toplama çıkarma değil. Çarpmada arada artı vardı. Bölmede bunda bir arada eksi olacak, bir de payda olacak. Şimdi birinci ikinci diye geçiyoruz. Pay birinci, payda ikinci. Birincinin türevi çarpı ikinci eksi, çarpmada artıydı, burada eksi. Yine birinci çarpı ikincinin türevi bölü paydanın yani gx'in karesi. Gx'e hiçbir şey yapmadan karesini alıyoruz arkadaşlar. Şimdi bunu şey yapacak olsak, aslında daha önce çözdüğümüz bir soru hatırlasak. Diyelim ki 1 bölü x karenin türevini nasıl alıyorduk? Bunu üste çıkarıyorduk. Eksi 2 olarak çıkıyordu. Eksi 2 yöne çarpan olarak alıyorduk. X üzeri 2'yi bir azaltıyorduk. Eksi 3 oluyordu. Bu da 1 bölü x eksi 2 çarpı 1 bölü x küp olarak çıkıyordu. Bunu şu yöntemle yapabilir miyiz? 1 bölü x'in karesi bu fx, bu gx, birincinin türevi çarpı 0 yani çarpı x kare, eksi birinci çarpı ikincinin türevi, ikinci türevi 2x kare, pardon 2x kare değil, 2x, 2'yi başa alıyoruz, bölü paydanın şeyi, karesi. Şöyle 0 yapar, burada eksi 2x bölü x üzeri 4 yapar. Burada x bir tane var, burada 4 tane var. Burada bir tane, buradaki birini götürür, burada 3 kalır. Eksi 2 bölü 2 üzeri 3 kalır arkadaşlar. Aynı sonuç çıkmış oldu. İster bir yöntemle, ister bir yöntemle yapabilirsiniz. Şimdi örneğimize bakalım. Y eşittir x bölü x küp artı 1. Bunu diğer yöntemle yapacak olsak, ilk yöntemle bayağı bir uzayacaktı ama bu yöntemle. Şimdi dy bölü dx'i soruyor arkadaşlar. Y'nin x'e göre türevi demektir bu. Y fonksiyonunun x'e göre türevi al demektir. Burada biraz anlatmış olalım. D x bölü x küp artı 1'i dx x'e göre türevini al diyor. Alalım. Birincinin türevi 1 çarpı ikinci yani paydası x küp artı 1 eksi birinci çarpı ikincinin türevi, bunun türevi 3x kare. 3x kare, birin türevi 0 olduğu için yazmaya gerek yok. Bölü
x küp artı 1'in karesi arkadaşlar. Ne oldu yukarıda? X küp artı 1 eksi 3 x üzeri küp bölü x küp artı 1'in karesi. Bunu devam ettirmek istersek burada şunu şunu devam ettirelim. Bu da 1 tane, bu da eksi 3 tane. 1 eksi 2 x küp bölü x küp artı 1'in karesi gibi bir şey çıkar. Bunu istersek devam ettirebiliriz. Şu karesini alırız, bunları yaparız. Bu işimiz bayağı uzayacaktır. Bunun yerine bir örnek daha çözelim değil mi arkadaşlar? Bir örnek daha çözüyoruz. X kare artı 1, x kare artı 2x. Şimdi y türev soruyor. Y türev demek arkadaşlar dy bölü dx demektir. Bu da y'nin y fonksiyonunun, yani diyor ki y fonksiyonunun x'e göre türevi. Yani biz daha önce demiştik ya, mesela fx fonksiyonunda işte ax artı by olduğunu düşünelim. Şimdi şu bu da y fonksiyonudur. Ben dy bölü dx dersem, y dediğimiz dfx bölü dx demektir. Fx'i x'e göre türevi alacağız demektir. Şimdi ben burada dy olsaydı, dy bölü dy, y şu y'ydi. Buradaki y de şudur. Bunu y demeyelim, dur şuraya z diyelim. Dz olsaydı fx'i bir kez z'ye göre türevi almamız gerekirdi. Şimdi bunu kafanızda tam karıştırmasın. Yani y fonksiyonu x'e göre türevi. Y fonksiyonu dediğimiz burası. Şöyle yazalım. Dy bölü dx, bu da y'nin türevi demektir. Şimdi neydi? Birincinin türevi çarpı ikinci. Birinci buydu. Türevi 2x çarpı ikinci alttaki x kare artı 2x eksi birinci çarpı ikinci türevi 2x burası artı 2 de burası bölü alttakinin karesi şeklinde çıkacaktı. Bunu daha uzatırsak tabii açma yapmamız lazım. Açmıyor bu. Açalım. Şunu çarptığımızda 2x küp artı bir daha çarparsak 4x kare eksi 2x küp, şunu çarptık, artı 2x kare artı 2x artı 2 diye buraya yazayım, bölü x kare artı 2x'in karesi. Şurayı açtığım zaman şöyle açsak, bunun karesi x bölü 4 artı bunun karesi 4x kare artı bunu bunun çarpımının 2 katı 4x küp yapar arkadaşlar. Burayı da açmış olalım. 2x küp artı 4x kare çarptığım zaman eksi 2x küp, eksiye çarparak çıkarıyorum, eksi 2x kare eksi 2x eksi 2 gibi bir şey çıktı. X kare 4 artı 4x kare artı 4x küp. Şimdi üstte bunu götürür. Burada da sadeleştirme olur. 2x kare eksi 2x eksi 2 olur. Altta da x kare 4 artı 4x kare artı 4x küp olur arkadaşlar. Şimdi iki paramızı alsam x kare eksi x eksi 1 yapar. Bunu x kare paramızı aldığımda x kare artı 4 artı 4 x sıfır, bu değişen bir şey olmaz arkadaşlar, bu şekilde kalır. Ondan sonra verilen denklem varsa denkleme göre bir şeyler yapabilir. Şimdi bir örnek daha çözelim. Bundan sonra diğer fonksiyona geçelim. Diğer konu. Şimdi buna şöyle bir şey verilmiş, fx. Bakalım yapabilecek miyiz? X artı x kare artı x üzeri 3
x artı x kare artı x kare 3 artı x kare 4 gibi bir şey vermiş. Bunu iki bir şey yapabiliriz. İki şey yapabiliriz. F'in türevinde biri soruyor. İstersek üstü altı x parantezini alıp birer x yok edebiliriz. Ya da direkt türevine geçebiliriz. Türevi, üstün türevi çarpı 6. Üstün türevi 1 artı 2x artı 3x kare çarpı alt taraf x artı x kare artı x üzeri 4 artı x üzeri 3, 4 pardon, eksi üstteki x artı x kare artı x küp. Bu zor olduğunu zannetmeyin arkadaşlar, sizin gözünüz korkutmasın. Alt tarafın türevi 1 artı 2x artı 3x kare artı 4x küp bölü paydanın karesi x artı x kare artı x küp artı x üzeri 4'ün karesi. Şimdi burada yaptık çarpmaya bölme işlemi devam ettirme gerek yoktur. Bizden f1'i soruyor. X yerine 1 koy, yazın diyor arkadaşlar. X yerine 1 yazın türev aldığımız zaman. 1 yazdık. Hızlıca şöyle yapalım. 2 yerine 2 yazalım. 1 artı 2 artı 1'in karesi 1 olacağını 3 yapar. Çarpı 1 artı 1 artı 1 artı 1 eksi 1 1 1 çarpı 1 artı 2 artı 3 artı 4 yapar arkadaşlar. Bölü 1 paydası da 1 1 1. 4 tane 1 var, 4'ün karesi diyebiliriz. 1 2 daha 3 3 daha 6 1 2 3 4 6 çarpı 4 24 eksi 3 burası 7 9 10 da burası 30 bölü 16. 30'dan 24 çıkarsak eksi 6 bölü 16. Sadeleştirelim, 2'ye bölelim. Eksi 3 bölü eksi 8. Eksi 3 bölü 8 çıkacaktır. İşlemin sonucu. Şu kadar işlem olması korkutmasın gözünüzü. Şu denklemi yazdıktan sonra direkt x'e 1 verelim. Yani daha fazla uzatmaya gerek yok. Yani bunu daha açabilirdiniz. Teker teker çarpıp böyle 2-3 sayfa çıkarabilirdiniz ama ona hiç gerek yok. Direkt x yerine 1 verdiğimizde sonuca ulaşırsınız arkadaşlar. Şimdi de diğer örneklere devam edeceğiz.